arkadaşlar, ben Jojo. Şimdi sırada kardan adam çizimi var. Kar yağmasını bekleyemedim. Hemen bir kardan adam yapalım dedim. Siz ne dersiniz? Havalar ısındığında erimeyen, yıl boyu odanızın duvarında size gülümseyecek bir kardan adam yapmak istiyorsanız hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Bir oval çizerek başlıyorum. Bu kardan adamımızın kafası olacak. Sonra hemen bir kaşkol, yani bir atkı çizmek istiyorum. Hava soğuduğunda kardan adamlar başta olmak üzere herkesin takması lazım. Bunu da yine bir oval çizerek yapıyorum. Ovalin sağ alt kısmına bir dikdörtgen ekliyorum. Bu atkıyı boynumuza doladıktan sonra sarkan parçası. Genellikle bunların ucunda püsküller olur. Onları da çizgiler çizerek yapıyorum. Atkı varsa bence berede olmalı. Kafası üşümesin. Kafa ovalinin üstüne bir yarım oval daha yapıyorum. Sonra onun üstüne de bir yarım daire. Bu gerçekten güzel bir kardan adam olacak. En tepeye de küçük bir daire ekliyorum. Bu da beresinin pomponu olsun. Bayılırım pomponlu berelere. Şimdi zeminde biriken karları yapalım. Kağıdımızın alt kısmına dalgalı bir çizgi çiziyorum. Sonra da atkının sağından ve solundan iki yay çizerek kardan adamımızın gövdesini yapıyorum. Kardan adamın yüzüne geldi sıra. Tabii ki önce burnunu yapacağım. Önce bir V, ardından açık bölümünü bir yayla kapatıyorum. Bu bir havuç. Umarım tavşanlar görmez. Kardan adamların burunları neden havuçtan oluyor ki? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Lütfen, bunu gerçekten çok merak ettim. İki göz yaptıktan sonra da minik noktalar kullanarak gülümseyen bir ağız yapacağım. Bunlar küçük taşlar. Çok sevimli oluyor, yaşasın. Şimdi atkıya dik çizgiler çiziyorum. Böylece boyarken iki ya da üç renk kullanabiliriz. Gövdenin tam ortasına da küçük daireler çizelim. Sanki paltosu varmış da düğmeleriymiş gibi. Kardan adam yaparken kömür parçası veya taşlar kullanarak yapılıyormuş. Bu yüzden içlerini siyaha boyayalım, ne dersiniz? İşte böyle, iyi görünüyor. Evet, şimdi de kollarını yapmaya geldi sıra. Kardan kol yapmak da mümkün. İki tane oval kullanarak yapabilirim. Ama ben kurumuş ağaç dallarından yapacağım. Bunun için de birbirine paralel iki çizgi çiziyorum. Sonra da sanki parmakları gibi görünsün diye dalın ikiye ayrılmış uç bölümünü çiziyorum. Minik dikdörtgenler bunlar. Aynısından diğer tarafa da yapalım ama bu tarafa iki değil, üçe ayrılan bir dal çizelim. Harika bir kardan adam oldu. Çevresini de çizmek istiyorum. Bunun için tam ortadan geçen dalgalı bir çizgi çizelim. Bu zemini daha derinlikli yapar. Sonra da kardan adamın arkasına çam ağaçları ekleyelim. Bir yay, sonra düz bir çizgi, sonra bir yay, sonra düz bir çizgi daha. Ama aşağı indikçe sola doğru kaydırıyoruz. Sonra da baştan başlayarak aynı şekilde sağ tarafını yapıyoruz. Bunlar kar kaplı çam ağaçları olacak. Ben iki tane yaptım. Ama siz daha çok yapabilirsiniz. Çünkü bu çizim bitince ben bir tane de süslü yılbaşı ağacı çizeceğim. Yeni yıl yaklaşıyor. Onu da sonra izlersiniz. Kırmızı kalemimi alıyorum ve atkısını boyamaya başlıyorum. Birer tane atlayarak boyuyorum. Böylece iki renkli bir atkı yapabiliriz. Beresinin katlı olan bölümünü ve pomponu da kırmızı renkle boyayacağım. Kar beyaz renkli olduğu için aslında birçok yeri boyamadan yapacağım bu resmi. Şimdi de turuncu kalemimi alıyorum ve havuç burnunu ve atkısındaki beyaz kalan yerleri boyuyorum. Arkadaşlar, bu arada sizlere bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Kendi arkadaşlarını kanalımıza çağırarak abonelerimizin artmasını sağlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyice kalabalık bir aile olduk. Bu harika. Şimdi de kuru daldan kolları boyayalım. Bunun için en uygun renk sanırım kahverengi olur. Şu soldaki biraz fazla kalın olmuş ama olsun. Yine de güzel görünüyor. Bu arada kardan adamı çizenler lütfen bana e-posta göndersin. Adresim jojiagonder@gmail.com. Evet, şimdi de yeşil kalemimi alıyorum ve çam ağaçlarını boyuyorum. Ama öyle tamamına değil. Üstü karlarla kaplı çam ağaçlarının sadece aralarında yeşillikler görünür. İşte bunu da böyle boyayacağız. Az az sadece bir kısmını boyayalım. Bakın, aynı karlı ağaçlar gibi duruyor, öyle değil mi? İşte harika bir kış resmi yapmış olduk. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aa, neredeyse unutuyordum. Benden kardan adam çizmemi isteyen arkadaşlarım: Robin, İrem, Fevzi, Ercan, Gökay, Kardelen, Hilal, Serap, Yeşim, Zeynep, Zelal, Samet, Alper, Narin, Sude, Irmak, Ece, Emine, Arzu, Elif, Celensu, Ahmet, Beril, Halit, Deniz, Dursun, Yarensu, Vakıf, Zekai, Ömer, Yüksel, Kevser, Ayşegül ve Yaman. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın. Kar beyaz renkli olduğu için aslında birçok yeri boyamadan yapacağım bu resmi. Şimdi de turuncu kalemimi alıyorum ve havuç burnunu ve atkısındaki beyaz kalan yerleri boyuyorum. Arkadaşlar, bu arada sizlere bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Kendi arkadaşlarını kanalımıza çağırarak abonelerimizin artmasını sağlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
İyice kalabalık bir aile olduk. Bu harika. Şimdi de kuru daldan kolları boyayalım. Bunun için en uygun renk sanırım kahverengi olur. Şu soldaki biraz fazla kalın olmuş ama olsun. Yine de güzel görünüyor. Bu arada kardan adamı çizenler lütfen bana e-posta göndersin. Adresim jojiagonder@gmail.com. Evet, şimdi de yeşil kalemimi alıyorum ve çam ağaçlarını boyuyorum. Ama öyle tamamına değil. Üst kafası üşümesin. Kafa ovalinin üstüne bir yarım oval daha yapıyorum. Sonra onun üstüne de bir yarım daire. Bu gerçekten güzel bir kardan adam olacak. En tepeye de küçük bir daire ekliyorum. Bu da beresinin pomponu olsun. Bayılırım pomponlu berelere. Şimdi zeminde biriken karları yapalım. Kağıdımızın alt kısmına dalgalı bir çizgi çiziyorum. Sonra da atkının sağından ve solundan iki yay çizerek kardan adamımızın gövdesini yapıyorum. Kardan adamın yüzüne geldi sıra. Tabii ki önce burnunu yapacağım. Önce bir V, ardından açık bölümünü bir yayla kapatıyorum. Bu bir havuç. Umarım tavşanlar görmez. Kardan adamların burunları neden havuçtan oluyor ki? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Lütfen, bunu gerçekten çok merak ettim. İki göz yaptıktan sonra da minik noktalar kullanarak gülümseyen bir ağız yapacağım. Bunlar küçük taşlar. Çok sevimli oluyor, yaşasın. Şimdi atkıya dik çizgiler çiziyorum. Böylece boyarken iki ya da üç renk kullanabiliriz. Gövdenin tam ortasına da küçük daireler çizelim. Sanki paltosu varmış da düğmeleriymiş gibi. Kardan adam yaparken kömür parçası veya taşlar kullanarak yapılıyormuş. Bu yüzden içlerini siyah boyayalım, ne dersiniz? İşte böyle, iyi görünüyor. Evet, şimdi de kollarını yapmaya geldi sıra. Kardan kol yapmak da mümkün. İki tane oval kullanarak yapabilirim. Ama ben kurumuş ağaç dallarından yapacağım. Bunun için de birbirine paralel iki çizgi çiziyorum. Sonra da sanki parmakları gibi görünsün diye dalın ikiye ayrılmış uç bölümünü çiziyorum. Minik dikdörtgenler bunlar. Aynısından diğer tarafa da yapalım ama bu tarafa iki değil, üçe ayrılan bir dal çizelim. Harika bir kardan adam oldu. Çevresini de çizmek istiyorum. Bunun için tam ortadan geçen dalgalı bir çizgi çizelim. Bu zemini daha derinlikli yapar. Sonra da kardan adamın arkasına çam ağaçları ekleyelim. Bir yay, sonra düz bir çizgi, sonra bir yay, sonra düz bir çizgi daha. Ama aşağı indikçe sola doğru kaydırıyoruz. Sonra da baştan başlayarak aynı şekilde sağ tarafını yapıyoruz. Bunlar kar kaplı çam ağaçları olacak. Ben iki tane yaptım. Ama siz daha çok yapabilirsiniz. Çünkü bu çizim bitince ben bir tane de süslü yılbaşı ağacı çizeceğim. Yeni yıl yaklaşıyor. Onu da sonra izlersiniz. Kırmızı kalemimi alıyorum ve atkısını boyamaya başlıyorum. Birer tane atlayarak boyuyorum. Böylece iki renkli bir atkı yapabiliriz. Beresinin katlı olan bölümünü ve pomponu da kırmızı renkle boyayacağım. Merhaba arkadaşlar, ben Juju. Şimdi sırada kardan adam çizimi var. Kar yağmasını bekleyemedim. Hemen bir kardan adam yapalım dedim. Siz ne dersiniz? Havalar ısındığında erimeyen, yıl boyu odanızın duvarında size gülümseyecek bir kardan adam yapmak istiyorsanız hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Bir oval çizerek başlıyorum. Bu kardan adamımızın kafası olacak. Sonra hemen bir kaşkol, yani bir atkı çizmek istiyorum. Hava soğuduğunda kardan adamlar başta olmak üzere herkesin takması lazım. Bunu da yine bir oval çizerek yapıyorum. Ovalin sağ alt kısmına bir dikdörtgen ekliyorum. Bu atkıyı boynumuza doladıktan sonra sarkan parçası. Genellikle bunların ucunda püsküller olur. Onları da çizgiler çizerek yapıyorum. Atkı varsa bence bere de olmalı.